Çankırı Karatekin Üniversitesi bir sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunuyor ve bu paylaşımda da tabii biliyorsun İsrail, artık ben ona İsrail devleti demiyorum, terörist İsrail diyorum. Yani bir devlet diyemeyeceğim. Zalimce, hunharca Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize, Filistinlilere acımasız bir şekilde savaş hukukunu da hiçe sayarak, savaş suçu işleyerek işte günlerdir bomba yağdırıyor. Ve tabii ki de bu saldırılar sonucunda da birçok bebek, kadın, yaşlı, çoluk çocuk hayatını kaybedenler oluyor. Ve her gün işte bu fotoğraflar, bu görüntülerle biz de kahroluyoruz, üzülüyoruz. Tabii ki bu noktada herkes elinden geldiği ölçüde tepkisini dile getirmeye çalışıyor. İşte kimisi ambargo uygulamaya çalışıyor, kimisi doğrudur ya da değildir. Kendince, kendi çapınca gücü yettiği ölçüde, ne bileyim, ismini vermek istemeyeceğim bazı kafeler var, oralara gidiyorlar. İşte içecek protestoları, bilmem neler, buna benzer işte ambargo yapmaya onu çalışıyorlar. Onu işte bazen yanlış yapıyoruz ya. Adam gitmiş almış bir dünya ürünü döküyor. Bir de döküyor. Para alma kardeşim yani böyle alma, destek. Tabii yani. Böyle sonuçta şey mi olur yani? Hiç olmasa alma yani. İşte bunun içinde biraz tabii. Müslüman akıllı olacak diyor ya. Evet. Müslüman akıllı olacak. Sonuç olarak da bu ambargo seçeneklerinden birisi de kredi kartlarında kullanılan ödeme sistemleri ve kamuoyunda da milli ödeme sistemi olarak da bilinen Turo'ya geçilmesi için Türkiye'de kamuoyunda buna benzer de insanlar sosyal medya hesaplarından böyle de bir çalışma yürütmeye başladılar. Tabii bu çalışma yürütürken Çankırı Karatekin Üniversitesi bir paylaşımda bulundu sosyal medya hesaplarından ve sözünü böleceğim. Zaten hocam hep sosyal medyadan paylaşıyor evet, maşallah. Evet. Yani personelinin maaş kartlarına yerli ödeme sistemi olan Turo'ya geçiyoruz diye bir paylaşımda bulundu. Yani şimdi biz işte ekranlara da yansıtabiliriz. Ekranlarda 2016 Ağustos 2018 Beşiden yılında biz mesela ne demişiz? Çakı yerli ve milli ödeme yöntemine geçti demişiz. Yani evet. Bu ödeme hatırlıyorum, yöntemi... Hatırlıyorum, bu haberi hatırlıyorum. Yani. Evet, yani bu ödeme yöntemi haber başlığımızda bakın mesela burada ne demiş? Ekonomik ambargoya karşı milli. Orada duralım. Mesela orada duralım, geri gelelim. Böyle bir ödeme yöntemine geçişle ilgili haber yapmışız. Ve bu yapmış olduğumuz haberde de Amerika'nın Türkiye'ye ilan etmiş olduğu o dönemde de bir kriz yaşanmış. Ekonomik savaşla ilgili ve bir milli duruş sergilenmesi için de o dönemki üniversite, Karatekin Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Hasan Ayrancı bir kampanya ile böyle bir anlaşmalı olan işte Mastercard, Mastro, Visa gibi buna benzer kartlara iade ederek bunları Troy sistemine geçirme hem kampanyası personel, yaptı. Hem de öğrenci, öğrenci personel bunların evet, hepsi için. Ve bu Türkiye'de bunu ilk başlatan üniversite o dönemde. Yani o Turo'yu ilk defa... Yani yine Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin Üniversitesi bunu gündeme getirdi. Hasan Ayrancı Hoca, Profesör Doktor. Şimdi aradan 5 yıl geçiyor. Tamam mı? Burada 5 sene sonra Turo'yu ödeme sistemine geçiyoruz diye böyle bir paylaşım. Ya şimdi kusura bakmayın Sayın Harun Çiftçi Hocam. Yani böyle bir bu kadar popülizm olmaz. Bu bir popülizmdir. Eğer siz kurumsal hafızayı bilmiyorsanız, sizin yanınızda kurumsal hafızayı bilen insanlar yoksa burada bir sorun var demektir. Ya bunu Türkiye'ye, Turo'yu, Türkiye'ye bu kampanyayı başlatan 5 sene önce Çankırı Karatekin Üniversitesi. Yani isimler geçicidir. Hasan gider, Ali gelir, Ali gider, Mehmet gelir, Ercan gelir. Ama siz, sizden önce böyle bir yapılan bir şeyi sanki hiç olmamış da, yeniden böyle bir icat bulmuş da böyle bir şey yapıyor musunuz gibi gündemde de bu varken siz de popülizm yaparak Turo'ya geçiyoruz demeniz Çankırı'yı trollemektir. Trollamak değil. Siz Çankırı'yı trolleyemezsiniz Sayın Harun Çiftçi. Kusura bakmayın Çankırı insanı sessizdir. İşte susar. Bazı şeyler tersine de gitse cevap vermez ama Çankırı'yı bu kadar aklıyla alay edecek noktaya getiremezsiniz. Çünkü o dönemde ben de öğrencisi olarak
bize verilen kartlarda da zaten troydu. Yani siz 5 yıl boyunca üniversitenin kurumsal olarak kampanya yaptığı halde TRO'ya geçmeyenler mi vardı ya da yeni gelen kartlar TRO değil mi de siz tekrardan TRO'ya geçiyorsunuz? Bu daha da büyük bir ayıp olur o zaman. Siz bunu devam ettirmeniz gerekir. 5 sene önce başlanan bu işlemi devam ettirmeniz gerekir. Ama görüyoruz ki işte ekranlara da yansıyor. Böyle bir paylaşımla Çankırı Karatekin Üniversitesi gerçekten bir de rektörün adıyla paylaşılmış, etiketlenerek paylaşılmış. Çankırı Karatekin Üniversitesi gerçekten bu noktada kurumsal hafızaya dikkat etmesi gerekir. Yani daha da önemlisi bakın birçok haber de çıkarttım ben. Burada Milliyet Gazetesi'ne haber olmuş. Çakü'de yerli ödeme sistemine geçildi. Yine TRO'nun yetkilileri Çankırı'ya gelmişler. Burada bir öğrenci topluluğunun yapmış olduğu gençlik çalıştayına da şey olmuşlar, sponsor olmuşlar. Şimdi o noktalardan buraya gelip de siz tekrardan biz işte TRO'ya geçiyoruz dediğiniz zaman bir kere siz kendi üniversitenize ayıp etmiş oluyorsunuz. Kendi kurumsalınıza, kendi geçmiş kurumsalınıza ayıp etmiş ekranda oluyorsunuz. Ekranda da yansıyor bu arada. Evet, burada da yansıyor mesela. Bakın TRO üniversite öğrencileriyle bir araya gelmiş, sponsor olmuş. Ve bunu aynı ayıbı şeyde de yaptılar. Selahattin Düzbasan, rahmet diliyoruz tekrardan kendisine. Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne çok büyük yardımlarda bulunan, bağışta bulunan Sayın Selahattin Düzbasan vefat ettiğinde bir tek taziyede de bulunmadılar. Yani burası kusura bakmayın. Ahdi vefa lazım, evet. Çankırı Karatekin Üniversitesi kimsenin çiftliği değil. Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırılar. Ve siz burada kafanıza göre, keyfinize göre işte hemen bir paylaşım yapalım, popülizm yapalım. Böylece bu işi biz yürütelim. Nasıl olsa işte soran yok, eleştiren yok. Ne güzel gül gibi geçinip gidelim. Hocam Sayın Cumhurbaşkanı'na bir adım mesafe. Kusura bakmasınlar. Yani Çankırı Karatekin Üniversitesi açıkçası Sayın Harun Çiftçi'nin gelmesiyle birlikte çok başarısız bir dönem geçiriyor. Mesela ne yaptılar? Yani yeni bir fakülte ne açtılar? Sadece Eldivan'daki sağlık bölümlerini başka ilçelere taşıdılar. Mesela hukuk fakültesinde daha önceki Hasan Ayrancı döneminde getirilen hocalara karşı da mobbing uygulandı, istifa etmeye zorlandırıldığı şeklinde birçok da mesaj alıyoruz. Eğer üniversite bu şekilde birileri gittikten sonra yeni gelenlerin kendine göre yapılanma yapacağı, böyle sürekli bir dalaşmanın yaşanacağı bir şeyse Çankırı'ya yazık ediyorsunuz. Eğitime yazık ediyorsunuz, Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne yazık etmiş oluyorsunuz. Sayın Çiftçi göreve başlayalı ortalama kaç yıl oldu Ercan Şeker? Yani Sayın Çiftçi... 5 yılda bir mi oluyor? Ya 4 yılda bir değişim oluyor. Yani ben Sayın Hasan Ayrancı döneminde buraya 2 tane fakülte getirildi. Hukuk fakültesi ve diş hekimliği fakültesi. Ya şunun için soruyorum. Zaman geçiyor. Yani ben ama, şimdi toplumsal evet. Bakacağım. Yani bugün siyasetle uğraşanlardan duyuyoruz. Hocamız alınmasın. Kişiliğine bir şey demiyorum. Beyefendi bir duruşu var. Memnun değil. Biz gazeteci arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Biz ulaşamıyoruz. Hiçbirimiz ulaşamıyoruz. Bir mesafe var. Ben öğrencilerle de çok konuşuyorum. Hepsi bir şey yok diyor. Ya şöyle söyledi. Yani, hocam yani... Basın sonuçta, toplantısında biz dedik ki sözünü bölüyorum ama biz size ulaşamıyoruz dedik. Çankırı'da kaç tane gazeteci var? Biz size ulaşamıyoruz. Kayıtlı olmayan telefonları açmıyorum dedi. Şimdi kusura bakmayın da siz... Bu ego nedir? Şehrin gazetecisiyle görüşmeyecekseniz, sivil toplum kuruluşunun telefonu açmayacaksanız, bu ego nedir ya? Bir gazeteci seni niçin arar? Bir öğrencinin sorunu vardır, bunu dile getirmek için arar. Eğer bir gazeteci bu kamu yararı taşıyan bir konu dışında sürekli arayıp da sizden sürekli bir şeyler talep ediyorsa şahsi, o zaman açmazsınız. Ama bugüne kadar biz gazeteci arkadaşlarımız sizi ne için aradılar? Öğrenci yolda kalmış, otostop çekiyor, ulaşım sorunu var. Bunu delege ya gazeteci sizin gözünüz kulağınız olur. Siz şehrin gazetecisiyle görüşme, onunla görüşme, bununla görüşme, kendine bir dünya oluştur. Bir dünya içerisinde gül gibi geçinip git. Böyle bir şey yok. Ben buradan
AK Parti'nin yetkililerine de seslenmek istiyorum. Koray Erdoğan'a başta. Yani Çankırı'ya gelen bürokratlar lütfen, bu ego nedir, bu hava nedir? Yoğun işte Cumhurbaşkanı'yla, biz de Cumhurbaşkanı'yla bir araya geliyoruz. Sürekli biz de görüşebiliyoruz istediğimiz zaman. İşte ben onu merak ediyorum. Külliyeye gidiyoruz, toplantılara katılıyoruz. Bizim ulaşamayacağımız kimse yok ama biz rektöre ulaşamıyoruz. Ve bundan sonra da ulaşmak da istemiyorum zaten. Ben şahsen bundan sonra kendisini aramam da. Beni ararsa da ben de onun telefonunu açmayacağım zaten. Tamam, ben de şunu merak ediyorum. İşte görev süresi dolduğu zaman tabii ki devam eder mi etmez mi onu göreceğiz. Ama işte dediğin gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir adım mesafede bakalım ne olacak. Yani Turan Armancı şunu söylemek istiyorum. Bir basın toplantısında o gün zaten kopuş yaşanmıştı. Evet. Ben kayıtlı telefonları açmıyorum diyen rektör Harun Çiftçi ile ben ondan önce iki defa telefonda görüştüm. Yani bir kere benim telefonum kayıtlı değilse niye açtın? Ya da kayıtlıysa niye yalan söylüyorsun? Açık bir şekilde bunların cevabını da kendisinden bekliyoruz. Bugüne kadar sustuk. Biz her gelen insana çalışma alanı oluşturulması anlamında biraz zaman tanımak istiyoruz. Ama şu anda gerçekten soruyoruz, Çankırı'ya yeni bir ne kazandırıldı, ne fakültesi kazandırıldı, ne yapıldı? Bunun yerine işte diş hekimliği fakültesinin buraya kurulmasının yanlış olduğu ifade edildi. Yine hukuk fakültesi öğretmenlerine karşı bir mobbing uygulandı. En son olarak da Profesör Doktor Ahmet Özcan, Çankırı'nın çok önemli değeridir. Çok önemli bir kazanımıdır. Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu'na da seçildi kendisi. Biz kendi değerimiz, kendi Çankırı'nın değeri olan bir insan bile buradan çekip gittiyse, yani kusura bakmayın. Nokta diyorsun. Nokta diyoruz yani. Kusura bakmayın. Burası niceleri, biz hancıyız. Buradan valilere de sesleniyorum. Rektörlere, biz hancıyız, siz yolcusunuz. Biz ne valilerle çalıştık, nice rektörler gördük. Kimse kendisini Çankırı'dan büyük görmeye, üstün görmeye çalışmasın ve Çankırılı'yı trollemeye de çalışmasın. Yemeyiz yani, kusura bakmayın. Tamam, biz sesimiz çıkmıyordur, böyle sakinizdir falan ama bu kadar da değil, bu kadar da basit değil. Yani daha akrabalarıyla ilgili nepotizm noktasına gelmedik, oralara da gireceğiz. Nasıl nepotizmler yapıldığını da ilerleyen zamanda dile getireceğiz. Fakat yani gündem özelin diğer bölümlerinde bekleyin. Ercan Şeker'de yani, bomba haberler var. Programımıza kısa bir ara verelim sevgili izleyiciler. Bu arada izleyiciler. İl Özel İdaresi de Troy'a geçiş yapmış. Onlar için normal. Onlar da kutluyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Evet.